Microsoft yenilenebilir enerji üstüne fokuslaşan bir yeni yapıya büründü. Şu anda yeni uygulamalarımızın tümü yenilenebilir enerji üstüne çalışmakta. Özellikle güneş, rüzgar, hidroelektrik santraller ve jeotermal santralleri olmak üzere birçok firmaya bu alanda destek veriyoruz. Tabii yeni bir sektör şu anda. İleriki aşamalarda bu sektörde Big Data ile neler yapacağız derseniz, özellikle türbün verimliliği, rüzgar türbünün verimliliği, burada marka bağımsız verinin işlenmesi. Şu anda tabii ki firmaların, örnek olarak siz X marka bir türbün alıyorsunuz, bu türbün üreticisinin bir veri toplama sistemi olabiliyor. Ama bu çok sizin ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde olmuyor. Bu veriyi içinden almak ve bunu işlemek, istediğiniz raporları dönüştürmek biraz zor olabiliyor. Bizim yaptığımız sistemlerde marka bağımsız bu veriyi merkezileştiriyoruz. Yani Big Data'yı oluşturuyoruz. Bu ister bulutta, ister lokal bir sistemde. Sonra bu veriyi de size dashboardlar oluşturuyoruz. Örnek olarak bir rüzgar türbünü için rüzgar eğrisine göre üretim önemli bir veridir. Buna göre siz tahminleme de yapabilirsiniz. Yani çok 3 günlük, 4 günlük bir veriyle bir machine learning uygulaması yazarak, yapay zeka uygulaması yazarak yarınki üretimi tahmin edebilirsiniz. Bu size ne sağlar? Serbest ticarete çıktığınızda örnek olarak ben yarın bu tesisimle bu kadar üretim yapabilirim. Kendinize alıcı bulabilirsiniz. Bu size etkin satış yönetimi sağlıyor. Şu anda devletin alım garantisi var çoğu tesiste. Bu 10 yıl sonra bitecek. Çoğu tesis serbest ticarete çıkacak. Ve aynı şekilde bakım süreçleri de şu anda servis anlaşmaları da yine türbün üreticileri yapıyor. Artık firmalar bunu kendi üstlerine aldığında bu tesisleri etkin yönetmek zorunda. Etkin yönetmek istiyorsanız da veriniz olmak zorunda. Eğer veriniz yoksa siz bir şekilde batmaya mahkumsunuz. Yani bu aslında Endüstri 4.0'ın getirdiği bir yeniliklerden bir tanesi. Eğer siz verinizi düzgün işlemiyorsanız rekabetçi piyasada ölmekle mahkumsunuz. Bu sizin daha öncesinde hazırlık yapmanızı sağlayan bir süreç. Aslında 10 yılımız var. Bir sürü tesis yapılıyor veya bazıları yeni yeni artık devletin ödediği rakamlardan artık serbestleşmek zorunda. Onlar bazıları çok ufak tesisler, daha işin farkında olmayabilirler ama büyük holdingler bu veriyi artık işlemek zorunda ve etkin yönetmek zorunda. İleriye daha hazır, tüm sistemleri, tüm yazılım sistemleri, tüm veri sistemleri hazır şekilde gelmiş olmak durumunda olacaklar.